Hazreti Yakup ve oğlu güzel yüzlü Hazreti Yusuf. Hazreti Yakup, Hazreti İshak'ın oğludur. Hazreti İshak, oğluna birçok çocuğu olacağını ve oğullarından bazılarının peygamber seçileceğini haber verdi. Hazreti Yakup, tıpkı dedesi ve babası gibi Allah'tan aldığı emirleri halkına anlatan bir peygamber seçilmişti. Hazreti Yakup'un birçok oğlu oldu. Yusuf ve Bünyamin en küçük oğullarıydı. Bu çocukları küçük olduğu için onlara ayrı bir özen gösteriyor ve seviyordu. Diğer oğulları küçük kardeşlerini bu yüzden kıskanıyorlardı. Hazreti Yusuf, güzel yüzü ve huyu ile diğer kardeşleri arasında dikkat çekiyordu. Bir gün bir rüya gördü. Rüyasında 11 yıldız, güneş ve ay kendisine secde ediyordu. Rüyasını babasına anlattı. Yusuf'un anlattıklarını dinleyen Hazreti Yakup, Yusuf'un rüyasındaki yıldızların diğer oğulları, güneşin kendisi, ayın da hanımı olduğuna yorumladı. Bu rüyaya göre çok yakın bir gelecekte Yusuf büyük nimetlere kavuşacak ve ona peygamberlik verilecekti. Hazreti Yakup, diğer oğullarının bu rüyayı duymaları halinde Yusuf'u daha çok kıskanacaklarını ve ona bir kötülük yapabileceklerini düşündü. Rüyasını kardeşlerine anlatmamasını istedi. Hani Yusuf babasına, "Babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı." demişti. Babası şöyle dedi. "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır." Hazreti Yakup'un oğulları babalarının Yusuf'a aşırı ilgi göstermesine dayanamıyorlar ve içten içe kızıyorlar, Yusuf'u kıskanıyorlardı. Bir gün kardeşler toplanıp aralarında Yusuf'u babalarından nasıl uzaklaştıracaklarını konuştular. Bazıları, "Yusuf'u öldürelim, babamızın ulaşamayacağı bir yere bırakalım. Böylece babamızın sevgisi ve ilgisi bize kalır," dediler. İçlerinden biri, "Yusuf'u öldürmeyelim. Onu derin bir kuyuya atalım, oradan çıkamaz. Böylece Yusuf'u babamızdan uzaklaştırmış oluruz," dedi. Diğerleri de bu görüşü beğendiler. Yusuf'u kuyuya atmaya karar verdiler. Koşarak babalarına gittiler. Babalarından Yusuf'u alıp planlarını uygulamak istiyorlardı. Ancak Hazreti Yakup oğlunu bir dakika bile yalnız bırakmak istemiyordu. Oğulları Hazreti Yakup'a Yusuf'u çok sevdiklerini, onunla kırlarda, bahçelerde oynamak istediklerini söylediler. Kardeşlerinin Yusuf'a bir zarar vermesinden korkan Hazreti Yakup, "Onu götürmeniz beni üzer. Siz oyun oynamaya dalarsanız oğlumu kurt yer," dedi. Oğulları babalarına onu mutlaka koruyacaklarına dair yemin ederek, "Biz bu kadar kalabalıkken onu kurt nasıl yesin?" dediler. Hazreti Yakup, oğullarının ısrarı ve Yusuf'un da onlarla gitmek istemesi üzerine istemeye istemeye izin verdi. Ertesi gün kardeşler hep beraber yola koyuldular. Babalarından uzaklaşınca Yusuf'u itip kakmaya ve dövmeye başladılar. Biraz sonra Yusuf'u atmayı düşündükleri kuyunun başına vardılar. Kardeşleri Hazreti Yusuf'un elbiselerini çıkardılar, onu kuyuya attılar. Hazreti Yusuf kuyuya düştüğü sırada Allah'a şöyle dua etti. "Ey her şeyi gören Allah'ım! Ey bana yakın olan Rabbim! Ey yenilgiye uğramayan Rabbim! Beni bu zor durumdan kurtar. Bunun için bana bir çıkış yolu göster." Hazreti Yusuf kuyuda böyle dua edip Allah'tan yardım diliyordu.
Kardeşleri, Hazreti Yusuf'un üstünden çıkardıkları gömleğine kestikleri bir hayvanın kanını sürdüler ve gömleği babalarına götürdüler. Hazreti Yakup, oğullarının arasında Hazreti Yusuf'u göremeyince telaşla, "Yusuf nerede?" diye sordu. Oğulları, "Biz yarış yapıyorduk, Yusuf'u da eşyalarımızın yanında bırakmıştık. Geri geldiğimizde bir de ne görelim? Bir kurt onu yemiş. İşte inanmazsan bu da kanlı gömleği." dediler. Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf'un gömleğine baktı. Gömlek sapasağlamdı. Ne bir diş izi ne de yırtık vardı. Oğlunun ölmediğini anladı ve oğullarına, "Hayır, onu kurt parçalamadı. Siz ona bir kötülük yaptınız. Ama benim sabretmekten başka bir çarem yok." diyerek günlerce ağladı. Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona, "Andolsun senin Yusuf olduğunun farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin" diye vahyettik. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. "Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim, onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın" dediler. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, "Hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır." Hazreti Yusuf kuyuda dua ederek beklerken bir kervan kuyunun başında dinlenmek için durdu. Kervandakilerden birisi suyu almak için kuyuya kovaya attı. Hazreti Yusuf kovayı görünce kovaya tutundu. Kovayı yukarı çekince adam bir de ne görsün? Güzel mi güzel bir erkek çocuğu kendisine gülümsüyor. Adam Hazreti Yusuf'u kervandakilerin yanına götürdü. Hazreti Yusuf başından geçenleri anlattı. Kervandakiler ona inanmak istemiyordu. Çünkü böyle güzel bir çocuk köle pazarında çok iyi fiyatla satılabilirdi. Kervandakiler Hazreti Yusuf'u Mısır'a götürdüler ve köle pazarına çıkardılar. Mısır kralının veziri onu görünce çok beğendi ve satın alarak evine götürdü. Eşi Züleyha da Hazreti Yusuf'u çok beğendi. Hazreti Yusuf bu evde güven ve huzur içerisinde çok rahattı. Herkes onu çok seviyor, saygı duyuyordu. Günler birbirini kovaladı. Hazreti Yusuf bu güven ve huzur ortamında çocukluktan çıkarak gençliğe adım attı. Hazreti Yusuf çok güzel bir delikanlı olmuştu. Vezirin eşi Züleyha yanında büyüyen Hazreti Yusuf'a aşık olmuştu. Bir gün Hazreti Yusuf'u yanına çağırarak onunla baş başa kalmak istedi. Odasının kapılarını kapattı. Hazreti Yusuf'un hem yüzü güzel hem de ahlakı güzeldi. Züleyha'nın bu isteğini kabul etmedi. Hazreti Yusuf odadan çıkmak için hareket ettiğinde Züleyha arkasından koştu ve onu yakalamak için gömleğinden çekti. Hazreti Yusuf'un gömleği arkasından yırtılmıştı. Züleyha amacına ulaşamayınca bu sefer Hazreti Yusuf'a iftira ederek ondan intikam almaya ve onu isteklerini yapmaya zorlamayı düşündü. Züleyha eşine Yusuf'un kendine saldırdığını bu yüzden cezalandırılması gerektiğini anlattı. Vezir çok sinirlenmişti. Hazreti Yusuf, Züleyha'nın söylediklerinin yalan olduğunu söyledi ama vezir Hazreti Yusuf'un sözlerine inanmıyordu. Bu esnada vezirin etrafındaki yaşlı ve tecrübeli kişiler gerçeğin ortaya çıkması için bir teklifte bulundular. "Ey yüce vezir, bu gencin yırtılan elbisesine bakın. Eğer eşiniz doğru söylüyorsa elbise önden yırtılmıştır. Yok, şayet bu genç doğru söylüyorsa elbise arkadan yırtılmıştır.
Herkes dikkatle elbiseye bakıyordu ki elbisenin arkadan yırtıldığı anlaşıldı. Yüce Allah sevdiği kulu Hazreti Yusuf'u temize çıkardı. Vezir, Hazreti Yusuf'a bu olaydan kimsenin haberi olmamasını istedi. Ancak bu olayı duyan ve bilen başka kimseler, kulaktan kulağa Züleyha'nın başından geçenleri tüm Mısır'a yaydılar. Tüm kadınlar Züleyha'yı konuşuyorlar ve ayıplıyorlardı. Züleyha, genç hizmetçisine aşık olmuştu. Bir kervan gelmiş, sucularını suya göndermişlerdi. Sucu kovasını kuyuya salınca, "Müjde, müjde, işte bir oğlan!" dedi. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Oysa Allah onların yaptıklarını biliyordu. Onu ucuz bir fiyata birkaç dirheme sattılar. Zaten ona değer vermiyorlardı. Onu satın alan Mısırlı kişi hanımına dedi ki, "Ona iyi bak. Belki bize yararı dokunur ve onu evlat ediniriz." İşte böylece biz Yusuf'u o yere, Mısır'a yerleştirdik ve ona rüyadaki olayların yorumunu öğretelim diye böyle yaptık. Allah işinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Olgunluk çağına erişince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyi davrananları böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın gönlünü ona kaptırıp ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve kapıları kilitleyerek "Haydi gelsene" dedi. O ise "Allah'a sığınırım. Çünkü o kocan benim efendimdir. Bana iyi baktı. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler," dedi. Andolsun kadın ona göz koyup istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı Yusuf da ona istek duyacaktı. Biz ondan kötülüğü ve fuhuşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. İkisi de kapıya koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında hanımın efendisine rastladılar. Kadın dedi ki, "Senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası ancak zindana atılmak veya can yakıcı bir azaptır." Yusuf, "O benden arzusunu elde etmek istedi," dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti. Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir. O Yusuf yalancılardandır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylemiştir. O Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir. Kadının kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce dedi ki, "Şüphesiz bu siz kadınların tuzağıdır. Şüphesiz sizin tuzağınız çok büyüktür. Ey Yusuf, sen bundan sakın kimseye bahsetme. Ey kadın, sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerdensin." Dedikodulara son vermek isteyen Züleyha, şehirdeki tüm kadınlara haber göndererek evinde bir ziyafet verdi. Kadınlara Hazreti Yusuf'un güzelliğini gösterecek ve kendi haklılığını ispat edecekti. Yemekler yendikten sonra Züleyha hizmetçilerine bıçakla yenecek meyveler getirtti. Bu esnada Hazreti Yusuf'un misafirlerine hoş geldin demesini istedi. Hazreti Yusuf kadınlara görününce kadınlar sanki büyülenmiş gibi ellerindeki meyveleri düşürdüler ve ellerini kesmeye başladılar. Sanki bir rüya alemindeydiler. Daha önce böyle bir güzellik görmemişlerdi. Züleyha, "Beni ayıplamak neymiş, işte gördünüz. Ben böyle bir güzelliğe gönlümü kaptırdım ama o bana yüz vermedi. Eğer böyle devam ederse onu hapse attıracağım." Kadınlar Züleyha'nın Hazreti Yusuf'a zarar vermesinden çekindiler. Hazreti Yusuf'u Züleyha'nın isteklerini kabul etmesi için ikna etmeye çalıştılar. Hazreti Yusuf, "Ben Rabbimden korkarım. Onun isteklerini kabul etmektense hapislerde çürümeyi tercih ederim," dedi.
Şehirde bir takım kadınlar, Aziz'in karısı, hizmetçisi olan delikanlısından murad almak istemiş. Ona olan aşkı yüreğine işlemiş. Şüphesiz biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz, dediler. Kadın bunların dedikodularını işitince haber gönderip onları çağırdı. Ziyafet düzenleyip onlar için oturup yaslanacakları yer hazırladı. Her birine birer de bıçak verdi ve Yusuf'a "Çık karşılarına," dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce onu pek büyüttüler ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. "Haşa, Allah için bu bir insan değil, ancak şerefli bir melektir," dediler. Bunun üzerine kadın onlara dedi ki, "İşte bu, beni hakkında kınadığınız kimsedir. Andolsun ben ondan murad almak istedim. Fakat o, iffetinden dolayı bundan kaçındı. Andolsun eğer emrettiğimi yapmazsa, mutlaka zindana atılacak ve zillete uğrayanlardan olacak." Yusuf, "Ey Rabbim, zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum," dedi. Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Şüphesiz ki o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Sonra onlar Yusuf'un suçsuzluğunu ortaya koyan delilleri gördükten sonra yine de mutlaka onu bir süre zindana atmayı uygun buldular. Züleyha kızgınlıktan ne yapacağını şaşırmıştı. İsteklerini elde edememişti. O zaman Yusuf'u bir yol bulup zindana attırmalıydı. Eşine, "Bütün kadınlar hakkımda konuşuyorlar, dedikodu yapıyorlar. Artık buna dayanamıyorum. Yusuf'u zindana atarsan herkes onun suçlu olduğuna inanır, ben de temize çıkarım." Vezir eşini temize çıkarmak için bu teklifi kabul etti. Hazreti Yusuf'un zindan günleri başlamış oldu. Hazreti Yusuf başına gelen bu haksızlığa sabretti. Allah'a dua etti. Yüce Allah onu peygamberlikle görevlendirdi. Hapisteki mahkumlara Allah'ın varlığını ve birliğini anlatmaya başladı. Tüm mahkumlar ona saygı duyuyor ve seviyorlardı. Yaptıkları hatalardan dolayı Allah'tan af dileyip tövbe ediyorlar, Hazreti Yusuf'un söyledikleri şeylere iman ederek iyi insanlar olmaya karar veriyorlardı. Hazreti Yusuf hapisteyken hastaları ziyaret eder, geceleri sürekli namaz kılar, Rabbini zikrederdi. Yüce Allah Hazreti Yusuf'a rüyaları yorumlama yeteneği vermişti. Mahkumların rüyalarını yorumluyor, rüyalar onun yorumladığı gibi gerçekleşiyordu. Bir gün iki mahkum arkadaşı gördükleri rüyaları anlatarak ondan yorumlamasını istediler. Mahkumlardan birisi rüyasında salkım salkım üzüm sıktığını, diğeri ise başının üzerinden kuşların ekmek yediğini gördüğünü anlattı. Hazreti Yusuf, üzüm sıkanın serbest kalacağını, kuşların başının üzerinden yemek yiyenin ise idam edileceğini söyledi. Serbest kalacak mahkum kralın hizmetçilerindendi. Ona hapisten çıktıktan sonra krala suçsuz olduğunu anlatmasını ve hapisten kendisini kurtarmasını rica etti. Hazreti Yusuf'un yorumladığı rüyalar gerçekleşti. Ama serbest kalan mahkum Hazreti Yusuf'a verdiği sözü unuttu. Hazreti Yusuf hapishaneden kurtulamadı. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyanızın yorumuna gelince biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. Yorumunu sorduğunuz iş böylece kesinleşmiştir. Yusuf, onlardan kurtulacağını düşündüğü kişiye, "Efendinin yanında beni an," dedi. Fakat şeytan onu efendisine hatırlatmayı unutturdu da, bu yüzden o birkaç yıl daha zindanda kaldı. Bir müddet sonra kral bir rüya gördü.
Rüyasında Nil Nehri kenarında dinlenirken 7 tane güçlü kuvvetli inek belirdi. Arkasından 7 tane de sıska, çelimsiz inek geldi. Zayıf inekler güçlü inekleri yedi. Kral rüyanın devamında 7 kuru başağın 7 yeşil başağı yediğini gördü. Kral sabah uyanır uyanmaz danışmanlarını topladı ve gördüğü rüyayı yorumlamalarını istedi. Danışmanlardan hiç kimse bu rüyaya bir anlam veremiyordu. Acaba bu rüyayı kim yorumlayabilirdi? Kralın hapisten yeni çıkan hizmetçisinin aklına birden Hazreti Yusuf geldi. Hizmetçi krala Hazreti Yusuf'tan bahsetti. Onun bu rüyayı doğru yorumlayacağını, Hazreti Yusuf'la görüşmesine izin verilmesini istedi. Kral hizmetçisinin Hazreti Yusuf'la görüşmesine izin verdi. Hazreti Yusuf rüyayı şöyle yorumladı. 7 sene bolluk, sonra 7 sene kıtlık olacak. Bollukta saklayın, kıtlıkta bunları yersiniz. Kral bu tabiri duyunca hoşuna gitti. Hazreti Yusuf'un hapisten çıkarılmasını istedi. Hazreti Yusuf, suçsuzluğunun ispatlanması şartıyla bunu kabul edeceğini, yoksa hapisten çıkmayacağını, Süleyha'nın davetlisi olarak onun evine gelen, sonra da fark etmeden parmaklarını kesen kadınlara kendisinin sorulmasını ve gerçeğin ortaya çıkmasını istedi. Kral, ben rüyamda 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yediğini, ayrıca 7 yeşil başak ve 7 de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumluyorsanız, rüyamı bana yorumlayın, dedi. Dediler ki, bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilmiyoruz. Zindandaki iki kişiden kurtulmuş olanı, nice zamandan sonra Yusuf'u hatırladı ve ben size onun yorumunu haber veririm. Hemen beni zindana gönderin, dedi. Zindana varınca, Yusuf, ey doğru sözlü! Rüyada 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yemesi, bir de 7 yeşil başakla diğer 7 kuru başak hakkında bize yorum yap. Ümid ederim ki, vereceğin bilgiyle insanlara dönerim de onlar da senin değerini bilirler, dedi. Yusuf dedi ki, 7 yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Yiyeceğiniz az bir miktar hariç, biçtiklerinizi başağında bırakın. Sonra bunun ardından 7 kurak yıl gelecek. Saklayacağınız az miktar hariç, bu yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından insanların yağmura kavuşacağı bir yıl gelecek. O zaman bol rızka kavuşup şıra ve yağ sıkacaklar. Kral Hazreti Yusuf'un söylediği kadınları huzuruna çağırdı. Kadınlar Hazreti Yusuf'un suçsuz ve günahsız olduğunu söylediler. Süleyha da gerçeği itiraf etti. Böylece kral Hazreti Yusuf'un ahlaklı ve güvenilir bir insan olduğunu anladı. Hazreti Yusuf hapisten çıkınca kral onu yanına çağırdı ve danışmanlık teklif etti. Hazreti Yusuf, bolluk yıllarında ekilenleri saklamalı, kıtlık senelerinde bunları yemelisiniz, dedi. Kral, Hazreti Yusuf'a bu konuda kendisine yardım etmesini istedi. Hazreti Yusuf'a geniş yetkiler verdi. Bolluk yıllarında ekilen ürünleri depoladı. Arkasından gelen kıtlık yıllarında onun sayesinde Mısır ve çevresindeki ülkeler bile sıkıntı çekmedi. Kıtlık olanca şiddetiyle devam ederken günlerden bir gün erzak almak için bir grup Hazreti Yusuf'un kapısını çaldı. Gelenler Hazreti Yusuf'un kardeşleriydi. Mısır'ın üst düzey yöneticisi olmuş, halkın gönlünde taht kurmuş, kardeşleri ise Yusuf'u tanıyamamışlardı. Ama Hazreti Yusuf onları tanıdı. Kardeşlerini en güzel şekilde ağırladı, istedikleri erzakları hayvanlarına yükledi. Onları yolcu ederken kaç kardeş olduklarını sordu. Onlar da aslında 12 kardeş olduklarını, birinin kaybolduğunu, küçük kardeşleri Bünyamin'in babalarının yanında kaldığını söylediler. Hazreti Yusuf
Bir dahaki sefere küçük kardeşleri Bünyamin'i de getirmelerini, yoksa kendilerine yiyecek vermeyeceğini söyledi. Hazreti Yusuf'un kardeşleri şaşkın bir şekilde babalarının yanına döndüler. Kısa bir süre sonra yeniden Mısır'a giderek yardım almaya karar verdiler. Bu sefer Bünyamin'i de götürmeliydiler. Durumu babalarına anlattılar. Hazreti Yakup buna şiddetle karşı çıktı. "Yusuf'a yaptığınızı şimdi de Bünyamin'e mi yapacaksınız?" dedi. Kardeşler babalarına yalvardılar. Bünyamin olmadan yardım alamayacaklarını söylediler. Hazreti Yakup gönülsüz bir şekilde kabul etti. Oğulları Mısır'a vardılar. Hazreti Yusuf kardeşlerini karşıladı. Bünyamin'i görünce bir kenara çekti ve gizlice "Ben kardeşin Yusuf'um." dedi. İki kardeş birbirlerine sarılarak hem ağladılar hem de hasret giderdiler. Hazreti Yusuf, Bünyamin'in yanında kalmasını ve babası Yakup'un da gelmesini istiyordu. Bir plan yaptı. Yaptığı planı kardeşi Bünyamin'e anlattı. Kardeşlerinin develerine erzakları yükletti. Bünyamin'in devesine kralın su kabını koydurttu. Kardeşleri tam yola çıkacakken kralın adamlarından biri yolcuları durdurdu. "Kervan aranacak," dedi. Tüm yolcular ve develer arandı, kralın su kabı Bünyamin'in devesinden çıkarıldı. Bünyamin'i apar topar tutukladılar. Hazreti Yusuf, diğerlerinin gidebileceğini, Bünyamin'in ise burada kalacağını söyledi. Kardeşler yalvardılar, yakardılar, bir sonuç alamadan Mısır'dan ayrıldılar. Şimdi babalarına ne diyeceklerdi? Hazreti Yakup, küçük oğlunu göremeyince, "Yusuf'a yaptığınız gibi Bünyamin'imi de ortadan kaldırdınız," dedi. Oğulları başlarından geçeni anlattı. Hazreti Yakup, "Benim oğlum asla hırsızlık yapmaz," dedi. Oğulları yemin ettiler ama Hazreti Yakup onlara inanmıyordu. Günlerce ağladı. Gözleri ağlamaktan görmez oldu. Yakup, "Nefisleriniz sizi bir iş yapmaya sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü O hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir," dedi. Onlardan yüz çevirdi ve "Vah Yusuf'a vah," dedi ve üzüntüden iki gözüne ak düştü. O artık acısını içinde saklıyordu. Oğulları, "Allah'a yemin ederiz ki sen hala Yusuf'u anıp duruyorsun. Sonunda üzüntüden eriyip gideceksin veya helak olacaksın," dediler. Yakup, "Ben tasa ve üzüntümü ancak Allah'a arz ederim. Ben Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim," dedi. "Ey oğullarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez." Babalarının çok üzüldüğünü gören Hazreti Yakup'un oğulları tekrar Mısır'a dönmeye ve durumu anlatıp kardeşlerini kurtarmaya karar verdiler. Mısır'a vardıklarında Hazreti Yusuf onlara kendini tanıttı. Kardeşleri şaşkınlıktan neredeyse küçüklüklerini yutacaklardı. Yusuf dedi ki, "Siz henüz cahil kimseler iken Yusuf ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz?" Kardeşleri, "Yoksa sen Yusuf musun?" dediler. O da, "Ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize iyilikte bulundu. Çünkü kim kötülükten sakınır ve sabrederse, şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez," dedi. Yusuf Suresi 89-90. Kardeşleri Hazreti Yusuf'tan af dilediler. Hazreti Yusuf onlara affettiğini, Allah'ın da kendilerini bağışlamasını umut ettiğini söyledi. Babasının durumunu sordu. Onlar da,
ağlamaktan gözlerinin kör olduğunu söyleyince, gömleğini çıkartarak kardeşlerine verdi ve şöyle dedi: "Bu gömleği babamın yüzüne sürün. Gözleri açılacaktır. Sonra onu da buraya getirin. Huzur içinde hep beraber yaşayalım. Bu gömleğimi götürün de babamın yüzüne koyun ki gözleri açılsın ve bütün ailenizi bana getirin," dedi. Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, "Bana bunak demezseniz şüphesiz ben Yusuf'un kokusunu alıyorum," dedi. Onlar da, "Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın," dediler. Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri açılıverdi. Yakup, "Ben size Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi?" dedi. Hazreti Yakup sabırla oğullarının gelişini bekliyordu. Etrafındakilere sürekli, "Yusuf'umun kokusunu alıyorum," diyordu. Oğulları babalarının yanına geldi. Hazreti Yusuf'un verdiği gömleği babalarının gözüne sürdüler. Bir mucize gerçekleşti ve gözleri açıldı. Oğulları olanı biteni anlattı. Hazreti Yakup, "Ben size Yusuf'umun ölmediğini söylemiştim," diyerek sevinç gözyaşları döktü. Oğulları Hazreti Yakup'tan Allah'ın kendilerini bağışlaması için dua etmesini istediler. Hazreti Yakup ailesi hep beraber yıllar önce kaybettikleri oğullarının yanına Mısır'a doğru hareket ettiler. Hazreti Yusuf ailesini şehrin girişinde karşıladı. Baba oğul birbirlerine sarılarak dakikalarca sevinç gözyaşları döktüler. Daha sonra Hazreti Yusuf onları sarayda ağırladı. Hazreti Yusuf, anne babası ve kendisi tahta kuruldular, tüm kardeşler onların önünde saygı ile eğildiler. Hazreti Yusuf babasına dönerek, "Yıllar önce gördüğüm rüya işte şimdi gerçekleşti," dedi. Hazreti Yusuf ve ailesi Mısır'da insanlara güzellikler öğütleyerek uzun yıllar mutluluk içinde yaşadılar.